Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Sayın Özkan, şimdi öncelikle Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni yasa önerisi dedi. Siyasi muhataplarımıza duyuruyoruz deyince Sayın Bahçeli detayları vermedi. Detayları da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile paylaştıktan sonra kamuoyuna duyuracağız dedi. Şimdi bütün bunlardan AK Parti'ye bilgi verilmemiş olduğu sonucu çıkıyor. Size sürpriz mi oldu? AK Parti için sürpriz mi oldu bu açıklama? Tabii, öncelikle ifade etmek gerekir ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılının ilk günlerinde yapmış olduğu grup toplantısında kuruluşumuzdan bugüne kadar her daim milli iradeye esas alan sivil demokratik yeni anayasa ihtiyacımızı ifade etmiş bir lider olarak bu yılın ilk günlerinde de yeniden bir inisiyatif olarak yeni anayasa borcumuzu milletimize ödemeliyiz anlayışıyla bir duruş ve inisiyatif ortaya koydu. Ve bu inisiyatifin ilk andan itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin destek mesajı gelmiş idi. Yani bizim için bu sürpriz değil çünkü Cumhur İttifakı kuruluşundan bugüne milli irade, demokrasi ve özellikle egemenlik haklarımız konusunda Türkiye'de beka mücadelesi verildiği bir süreçte her daim yan yana omuz omuza bu mücadeleye sahip çıkmıştır. Bu anlamda zaten evvelen bu yılın ilk günlerinde yani bundan yaklaşık 5 ay evvel yeni anayasa sürecinin başlamasıyla beraber desteğini vermiş bir siyasi partinin genel başkanı hazırlamış oldukları bu metni kamuoyuyla paylaşmış olmaları sürpriz değildir. Zaten daha önce vermiş olduğu bu destek mesajıyla milletimize olan hizmet borcumuzu ödemek üzere tavrını, duruşunu Peki. metinle ortaya koymuştur. Bu anlamda süreç devam ediyor. Yeni anayasa süreci Evet. demokratik bir katılım sürecinin neticesinde inşallah milletimizin arzu ettiği istikamette hayata geçecektir. Tabii siyasi muhataplarına da duyuruyorum deyince Sayın Bahçeli, muhalefet cephesine de dönüldü. Orada da yorumlar geldi. Sürpriz oldu mu diye sormamın sebebi de Sayın Naci Bostancı'nın yaptığı ilk değerlendirmeyi İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı yorumdu. Çünkü Grup Başkanı, AK Parti Grup Başkanı Sayın Bostancı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. 100. yıla, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır 100 maddelik bir anayasa kuvvetle de bunun altını çizdi. Ama öncelikle Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar, sonra kamuoyuyla paylaşırız diyerek de ittifak bütünlüğü vurgusu yaptı. Buradan yola çıkarak İyi Partili Türkkan da diyor ki Bostancı keşke önce mutabakata varsaydık, sen kendi başına yapamazsın der gibi serzenişte bulunmuş. Bir emrivaki iması yaptı. İlk önce tabii aklımdaki bütün soruları soruyorum. Bu değerlendirmeye ne diyorsunuz? Elbette bu değerlendirmeye katılmamız mümkün değil. Çünkü dünyada ilk anayasa yapan ülke biz değiliz. Dünyada anayasacılık süreçleri, başarılı anayasa yapım süreçlerini takip ettiğimiz zaman aslında bütün dünya şöyle bir usul tertip etmiştir. Önce bir inisiyatif ortaya çıkar ve bu inisiyatif yeni anayasa arzusu dillendirildikten sonra o ülkedeki bütün toplum kesimleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, sendikalar kendi hazırlıklarını yapar. Ve ondan sonra herkes kendi hazırlığını yaptıktan sonra bir ortak zeminde buluşmak için çalışma yürütülür. Aslında AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani Cumhur İttifakı olarak ortaya koydukları inisiyatif ve takip ettikleri usul evrensel anlamda uluslararası toplumun daha önce ortaya koyduğu, sergilediği başarılı anayasa yapım süreçlerini esas almıştır ve doğrusu da budur. Bu sosyoloji demektir. Bu toplumsal anlamda toplumun her kesiminin kalbinde, göğsünde karşılık bulacak ve evet benim anayasam diyeceği bir sürecin olmazsa olmazıdır. Ancak nasıl anayasa yapılmaz diye sorulduğu zaman işte bu durumda tam da Sayın Türkkan'ın izlemiş olduğu yol akla geliyor. Nedir o? Bakınız bir anayasa yapım süreci asla milletten kaçırılarak yapılmaz. Anayasa yapım sürecinde millet göz ardı edilerek hatta anayasa uzlaşma komisyonu olarak veya bir çalışmayı ortaya koyan HDP'si, CHP'si, İyi Partisi kalkıp da kendi tabanlarının dahi haberi olmadan kendi aralarında bir mutabakat ortaya koyabilmiş olmaları tam bir fecaattir. Anayasa yapım süreci açısından tam bir kaos ve toplumda yaklaşım itibariyle kınanacak bir durum ortaya koyan bir yaklaşım, bir parti kalkıp da
bir siyasi partinin kendi anayasa metnini hazırlamış olması ve bunu da önce Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile paylaşacağız demesini kınaması tam bir akıl tutulmasıdır, hezeyandır. Evet. Onun için biz özellikle sizin bu sorunuzun üzerine şunu söylememiz gerekiyor. Acilen HDP, İYİ Parti, CHP daha önce bir yaptık, bir yapmadık diyerek, bir onaylayarak, bir reddederek bu gizli kapaklı kapılar arkasında yaptıkları ve belli bir noktada da mutabakata vardıkları anayasa metnini derhal milletimizle paylaşmaları lazım. Evet. Ne anlaştınız? Kimler görüştü? Hangi hususlarda mutabakat yaptınız? Mutabakata vardınız? Ve bunu milletten niçin kaçırdınız? Bunu derhal açıklayın. Peki. Biz Lütfi Türkkan'a davet ediyoruz. Eğer adından emin isen böyle bir metni niçin hala açıklamadınız? Bakınız bunu her defasında milletimize şikayet edeceğiz. Bu milletimize ihanettir. Anayasa yapım gibi 85 milyonun kalbinde, sinesinde, vicdanında evet bu benim anayasamdır denilecek bir metin. Niçin bırakınız milletten, diğer siyasi partilerden gizlenir? Hı hı. Niçin parlamentoda bu dillendirilmez? Evet. Onun için burada Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama tam anayasa yapım sürecinin gereğidir. Demokratik olandır. Ve dünyada bugüne kadar izlenen usule uygundur. Ayrıca hani yani bütün İYİ Parti'nin işte Lütfi Türkkan'ın da işaret ettiği en azından hani imalı bir gönderme yaptığı husus şu. Yani AK Parti'ye ben bugün böyle bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Benim elimde 100 maddelik bir taslak var denilmemiş. Bu AK Parti'ye de sürpriz olmuş. Keşke içimizde konuşaydı. Asla öyle olmaz. Hayır. Hayır Sayın Nur Hanım. Bakınız burada esas kınanması gereken ve maalesef acınması gereken hadise İYİ Parti'nin HDP ile CHP ile beraber milletten kaçırılarak, inkar edilerek ve aslında mutabakata varılan bir metni milletimizden kaçırmış olmasıdır. Bakınız bir siyasi parti kendi duruşunu, Sayın Nur Hanım, kendi duruşunu ortaya koymadan kalkıp başka bir siyasi partiye gerek Cumhur İttifakı olarak gerek meclis içi diğer siyasi partilere gerekse meclis dışındaki diğer siyasi partilere gidip kendi durduğu noktayı belirtmeden, tespit etmeden bir mutabakat arayışı olmaz. Bu saçmadır, bu akıl tutulmasıdır. Evet. Onun için şu anda AK Parti olarak ve Cumhur İttifakı olarak hem AK Parti'nin hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı hadise önce kendi durmuş olduğu sabit noktayı ortaya koyar, bir metnini çıkartır, ilkelerini belirler. Ondan sonra diğer siyasi partilerle hem ittifak içi hem de ittifak dışı, hem meclis içi hem de meclis dışı diğer siyasi partilerle görüşülür. Öncelikle omurgasız siyasetin yani karşı taraftaki İYİ Parti'nin, CHP'nin ve HDP'nin hiçbir ilke ve ahlak kuralı olmadan ve siyasetin genel ilkeleri ve adabı muaşeretinden yoksun bir şekilde ilkesiz bir anlayışla kapalı kapılar arkasında yaptıkları, milletten kaçırdıkları anayasa çalışması tam bir fecaattir. Millete ihanettir. Biz milletimize şikayet ediyoruz. Eninde sonunda bu anayasa metnini bulacağız. Bak bu anayasa metnini de çıkaracağız. Ve bu anayasa metni zaten ortaya çıktığı zaman, zaten milletimiz tarafından tespit edildiği, görüldüğü zaman siz de göreceksiniz ki burada bir ihanet var. Çünkü millete karşı samimi, hasbi bir tavır olmadan kalkıp böyle bir anayasa metni konusunda uzlaşmaya varıyorlarsa ben şuna inanırım. Milli iradeyi temsil eden ve milletle beraber kader birlikteliği içerisinde siyaset yapan gelenekten gelen birisi olarak gizliyorsa ihanet vardır. Peki efendim. Şimdi tabii söz konusu siyasi muhataplarınız burada olmadığı için siz gerçi cümlenizin içinde sarf ettiniz. İftira siz diyor. Ya. Evet iftira. Siz varsınız ya. Bak siz gayet güzel anlattınız. Tabii. Lütfi Türkkan adına konuştunuz. Lütfi Türkkan'ın da yaptığı açıklamayı bir adım daha ileri giderek gazetecilik sınırlarının da ötesine giderek adeta Lütfi Türkkan'ı haklılaştırıcısına açıklama yaptınız. Onun için sizin olduğunuz yerde Lütfi Türkkan'ın olmasına gerek yok. Sayın Özkan, siz cevabı Sayın Özkan, her zaman bunu yapıyorsunuz gazeteci olarak. Doğru olmadı. Yaptığınız değerlendirmenin haksız olduğunu düşünüyorum. Lütfi Türkkan olarak söylemedim Lütfi Sayın Türkkan'ın, Özkan. Türkkan'ın, İsterseniz ben cümlemi bitireyim. Siz Lütfi Türkkan'a yine Lütfi Türkkan adına cevap veriyorsunuz. Hayır, Lütfi Türkkan adına, Lütfi Türkkan adına değil. Bunu bir başka cümle. Tanıyor sizi. Bütün Türkiye tanıyor ancak bunlardan çakının. Bakın gazetecilik bu değil.
Anayasa yapma usulü nasıl o değilse bu da gazetecilik değildir. Peki. Ben cevabımı verdim. Peki. Milletten anayasa metni kaçırmak millete ihanettir. Peki. Bu kadar. Sayın Özkan, şimdi bir yaptığınız değerlendirmenin sübjektif ve haksız olduğunu düşünüyorum. Sayın Özkan herhalde bu paylaşımı yaptıktan sonra kendisi bağlantıyı sonlandırdı. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Ha, Sayın Özkan ben de... Biz doğru bulduğumuz Sayın Özkan, yerde, görüntünüz kesildi. Görüntünüz kesildi. Sayın Özkan, görüntünüz kesildi. Şu anda görüntünüz kesildi. Görüyorum. Tekrar devam edin. Hayır, şu anda bakın Sayın Nur Hanım. Az önce görüntünüz kesildi. Kesildiği noktadan devam edin. Sizin tamamlamanız için söylüyorum Sayın Özkan. Tamam. Az önce sizin bütün görüntünüzü kaybettik. Hatta kapattığınızı düşündüm. Yani bu tamamen yayının selameti için lütfen tekrar edin. Gerçekten Lütfi Türkkan'ın sorularını sorup cevap istiyorsanız ben bu cevabı verdim. Sayın Özkan, ben bütün gündemdeki soruları... Milletten bir anayasa metni kaçırmak millete ihanettir. Evet. Ahlaksızlıktır. Siyaseten etik değildir. Sayın Özkan, milli iradeye, gazetecinin görevi... hukuk devletine asla yakışmaz. Peki. Sayın Dünyada Özkan... Dünyada örneği yoktur. Dünyada anayasacılık tarihi itibariyle hiçbir şekilde tehliti kabil değildir. Kara leke olarak HDP'nin, CHP'nin ve İYİ Parti'nin ağırlığına yapışmıştır. Peki, bu Sayın Özkan, saçma ve peki. Adapsız duruş. Tamam. Sizin tamamlamanızı bekledim. Az önce konuya yani ben cümlemizi tamamlamadığım için hani muhataplarınız dedikten sonraki cümleyi başka türlü devam edecektim. Muhataplarınızın bir başka iddiası da diyecektim. O da gündemden kaçırma çabası oldu. Ben bütün soruları sormak zorundayım Sayın Özkan. 29 yıllık gazeteciyim ve bu benim görevim. Yani bunu muhalefet olsun, iktidar olsun beğenmeyebilir. Ben beğenilen soru sormak için bu işi yapmıyorum. Bu işin haysiyetinin de bu oldu. Peki siz ikinci soruyu soruyorsunuz. Sayın Özkan, Sayın Özkan size ikinci soruyu... Lütfi Türkkan'ı çağırırsınız ve benim vermiş olduğum cevap 90'dan oldu. Sayın Türkkan buna diyeceğiniz bir şey var mı diye ona sorarsınız. Sayın Lütfi Özkan, burada cevap üretmeye gerek yok Sayın Tezel. Sayın yani Özkan, lütfen, yani siz bence, ben, bu kadar tecrübeniz var. Şimdi çok teşekkür ederim. Siz de çok tecrübeli siyasetçisiniz. Evet. Bence yanlış anlayarak devam eden bir süreci tekrar başladığımız noktaya çevirelim. Hayır, yani cevabı ben hiç gol atmak da olsun. Ben hiçbir zaman gol atmak peşinde değilim Sayın Özkan. Şimdi Sayın Türkkan'a cevap verirsiniz. Bakın hem sizi de yorulmamış olursunuz. Sizi de kendinizi yıpratmamış olursunuz. Bu şekilde sizi parçalamanıza gerek yok Sayın Tezel. Ben cevabımı verdim. Eminim cevabım herhalde sizi de sıktı. Yok. Sizi de rahatsız etti. Hiç gerçekten rahatsız oradaki peki, ihaneti... Peki Sayın Özkan değiştirelim mi? Yani şimdi... milletten kaçırılan ihaneti, milletten kaçırılan o irade nasıl ahlaksız bir irade olduğunu, ne kadar hukuksuz ve siyasi etik kurallarından yoksun olduğunu ifade ettim. Bu eminim bunun altından, bu cevabın altından... Türkkan kalkamaz. Peki bana cevap verecekse Sayın Türkkan hemen çıksın. Tweetle birlikte. Yayına bağlanacak. Peki. Efendim ondan sonra çıksın. Bu gizli anayasayla ilgili bir akşam böyle, sabah böyle. Bir inkar, bir kabul. Bir red, bir destek açıklaması bir siyasi parti yakışmaz. Peki. Yani Sayın Özkan ben ikinci soruya geçemedim efendim. Gelse, peki ben ikinci soruya... Nasıl duracağını, nasıl istikametinin olacağını nereden bileceğiz? Peki. Yani, Sayın Özkan, efendim siz sözünüzü bitirdiğiniz için ben... Şaşırma işiyle mi çalışılacak? Peki, siz sözünüzü bitirmediğiniz için ikinci sorumu soramıyorum bile. Bir gerçekten yanlış anlama sonucu veya 29 yıllık zeki çizgimden ötürü şu andaki yaptığım işi bence yanlış soruyorsunuz. Dün iki kişi konuştu. Bakın, muhalefetten dün Sayın Özkan, dün muhalefetten iki kişi konuştu. Bunlardan biri CHP lideri Kılıçdaroğlu'ydu. Milletimizin her birerde gerçekten sizin burada ne kadar tarafsız, ne kadar bizim cevaplarımızın üstüne bir cevapta ben vereyim anlayışıyla hareket ettiğinizi fevkalade net görüyor. Okay. Dışarıdan Sayın belki Özkan, kendinizi görüyorsunuz. Devam televizyon programı, bu televizyon programı bittikten sonra sizden istirhamım Sayın Tezel. Bu televizyon programını izleyin. Benim verdiğim cevaptan sonra nasıl çaresiz ve durumu kurtarmak için Türkkan'ın yokluğunda Türkkan adına bir cevap nasıl veririm, nasıl gayret ettiğinizi lütfen bir izleyin. Gerçekten milletimiz adına sizden devam ediyorum. Siz eğer tamamladıysanız ben şunu söyleyebilir miyim?
Lütfi Türk'den bahsetmiyordum. İkincisi, siyasi muhatap bizden kastediyor. Çok net. Bu programdan sonra bunu izleyin. Gerçekten. Sayın Özkan, iki kişi var. Konuştu dün. Ben bir tamamlayın lütfen. Dün iki kişi konuştu. Bunlardan biri İyi Partili yetkiliydi. Bir diğeri de CHP lideri Kılıçdaroğlu'ydu. O da Yeni Çağ'dan Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı deyip İkinci muhatabınızın sorusuna geçecektim. Şimdi dilerseniz ben bütün bunları tabii ki hem sizin siyasi olarak, yani siyaset böyle bir iş, gazetecilik de böyle bir iş, başımla beraber yaptığınız bütün yorumları, yani. Yok yani. Ben inanın sinirleniyorum. Ben bütün bunları başımla beraber alıyorum. Yalnız müsaade isterseniz devam edelim. İkinci yorum da şuydu, yani selameti açısından gitmeli. Gündem değiştirme çabası olarak yorumladı. Bunu da CHP lideri Kılıçdaroğlu. Dün iki kişi konuştu. Biri İYİ Partili grup başkan vekili, biri CHP lideri Kılıçdaroğlu'ydu. Bu gündem değiştirme çabasıdır dedi. Çeşitli genelgelere gönderme yaptı. Mevcut anayasa dedi, gündemde değil ki. Şu anda anayasa yapılmaktan bahsediyor. Bunu dediğim gibi hem İYİ Parti hem de CHP söyledi. Başladığım soruyu bitirdiğim için şu anda gerçekten mutluyum. Nasıl değerlendiriyorsunuz gündem değiştirme çabası olarak nitelenmesini ve bir masa daveti vardı. Dün de Sayın Bahçeli, samimi olarak çağırıyoruz. 100. yılda bütün siyasi muhataplarımızın üzerine düşen vazifedir. Biz hiçbir ön şart olmadan masaya geliyoruz demişti Sayın Bahçeli. Bu değerlendirmeden sonra peşinen reddediyoruz yorumundan sonra da gelebileceğini düşünüyor musunuz? Bir masa kurulabileceğini düşünüyor musunuz? Bir anayasa çalışmasının ortak yapılabileceğini düşünüyor musunuz? Tabii açıkçası Türkiye'nin yaklaşık özellikle 1960'ta 27 Mayıs darbesiyle ülkemizin karanlık bir dehlize sürüklendiği ve insanımızın tüp, yağ, şeker, ekmek kuyruklarında maalesef ekonomik yokluk çektiği ve kardeş kavgasıyla karşı karşıya kaldığı, anayasal krizlerle boğuştuğumuz tam 70 yıllık süreç döneminde açıkçası Türkiye'nin tek bir gündemi vardır. Ben bir anayasa hukukçusu olarak, bir siyasetçi olarak ifade edeyim. Türkiye demokrasi, refah, kalkınma istiyor. Ve bunların birinci gündemi olduğu ülke mutlak surette anayasasını bunların hayata geçebileceği bir iklime götürmek lazım. Götürmesi lazım. Yani eğer vatandaşlarımızın ekonomik olarak kalkınması gerekiyorsa, vatandaşlarımız temel hak ve özgürlükleri konusunda özgür, müreffeh bir ülkede yaşamaları gerekiyorsa, demokrasimiz sürekli bildirilerle, vesayetle, cuntayla karşı karşıya kalmaması gerekiyorsa, o zaman bizim anayasal sistemimiz adeta bir iklim, bir mevsim anlayışıyla demokratik hukuk devleti, refah ülkesi güçlü Türkiye'yi hayata geçirebilecek bir iklime evrilmesi lazım. Bu anlamda bizim yeni anayasa arzumuz aslında milletimizin iş, aş, ekmek ihtiyacı, milletimizin refah ülkesi bir Türkiye olma mücadelesi, demokrasimizin çok daha mücehhez, çok daha güçlü ve çok daha istikrarlı olması ve insan hak ve özgürlüklerimizin ciddi anlamda evrensel ilkelere uygun ve anayasal güvenceye bağlanabilmesi gereği ortadadır. Ve bugün Türkiye'de bir sıkıntı varsa açıkçası bu sıkıntının arka planında da bir anayasa sorunu vardır. Darbelerle örselenmiş ve milli iradeye hakimiyet alanı sağlamayan ve barikay hakikat müsaademe efkardan tezahür eder. Yani hakikat güneşini ortaya çıkartabilecek bir tartışma zeminini sağlamayan bir anayasal düzende yaşadığımızdan kaynaklanıyor. Ben şuna inanıyorum. Bugün sivil demokratik anayasa ihtiyacı sadece AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı açısından değil, Türkiye'deki diğer ittifak ve diğer meclis içi ve dışı siyasi partiler tarafından da birinci gündem maddesi olarak son seçimlerde bütün siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yer almıştır. Bu anlamda eğer Lütfi Türkkan bunu ifade ediyorsa, gündem değiştirme diyorsa, son seçim beyannamelerinde... Sayın Özkan, Kılıçdaroğlu da söyledi. Türkkan'dan çıkalım, Kılıçdaroğlu. Ne olur. Yani siz buraya bir yanlış bir noktaya odaklandık. Sayın çıkalım, Tender. Kılıçdaroğlu da söyledi. Yani Tender. Muhalefet böyle düşünüyor. Evet. Muhalefet, o zaman tek tek sayın. Sayın Peki. Kılıçdaroğlu, Peki. Sayın Türkkan, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu veya meclis dışındaki diğer işte yine HDP'li yöneticilerin hepsi bunu istiyorlarsa diyoruz ki arkadaş siz son seçimlerde, seçim beyannamenizde Türkiye'nin sivil demokratik anayasaya ihtiyacı var diye yazmadınız mı? Hepsi var bizde. Hepsi yazdı. O zaman sen seçim beyannamende yazdığın şeyi
millete hizmet borcun olarak ödemen gerekirken bu konu gündeme geldiğinde gündem saptırıyorlar diyorsan ikircikli ve tutarsız bir yaklaşımdır. Siyasi Peki. etikten ve millete verilen sözden dönmek ve caymaktır. Onun Peki. için kabul etmiyoruz. Şöyle... Türkiye'de yeni anayasa ihtiyacı ülkemizin müreffeh, demokratik, özgür, büyük Türkiye ideali için ihtiyacı olan bir düzenlemedir. Ve bunu da inşallah hizmet borcu olarak hayata geçireceğiz. Peki. Şimdi dediğiniz gibi bütün partilerin programlarında var. Hepsi yeni anayasa şartlıyorlar. Ama burada temel bir kırılma noktası var. Yani bu masayı imkansız kılan. Yani herkes kendi tarafında yani diyor ki güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine olalım. Veya ön şartsız gelinmesin. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz. Mutlaka bu da tabii ki anayasanın içinde yer alacak. O yüzden oturmuyoruz. Şimdi sistem en azından isteği farkından ötürü bir herhangi bir noktada bir uzlaşma veya işte mesela bir 69 madde çalışması vardı. Sonra bu hayata geçmedi. Yani biraz yol alabileceğini veya da bu sistem tıkanmışlığını, sistem kilitlenmişliğini Sayın Özkan, evet biliyoruz ki bu tamamen teknik bir sorun. Az önce çünkü kendisi tepki gösterdikten evet. sonra da kesildi. Sayın Özkan. Evet buyurun hattayım duyuyorum sizi. Tamam. Kesiliyor da görüntünüz sürekli aynı noktaya geliyoruz. Ben de devam etmeyeyim diye bir ara verdim Sayın Özkan. Şimdi sistem farklılığı var. Parlamenter sistem istiyorum diyor özetle Millet İttifakı. Anayasa çalışması ortak yapılabilir mi bu koşullarda? Şimdi tabii Sayın Nur Hanım dünyada anayasa çalışması yapan nice ülkeler var ki gerçekten çok büyük çatışma ortamlarında ve çok büyük kendi aralarındaki tartışmaları bu müzakere sürecinde başarabilmişlerdir. Hatta anayasa zaten farklılıkları ortak bir zeminde buluşturma gayretidir. Aslında ben şunu şöyle bir ifade cümle kullanırsam belki buna en güzel cevap olacağını düşünüyorum. Gerçekten ne kadar farklı, ne kadar taban tabana zıt talebimiz varsa bunlar aslında bizi anayasa yapım sürecinde bir araya getirmesi gereken unsurlardır. Esasında tartıştığımız konular, farklı düşündüğümüz konular aslında anayasa yapım sürecinde müzakere edilecek. Hani belli bir zeminde de buluşulacak. Zaten şu anda Türkiye'de farklı yaklaşımlarımız olmasa, farklı tartışmalarımız, farklı görüşlerimiz olmasaydı yeni anayasa ile ilgili zaten bir ihtiyaç da olmayacaktı. Onun için anayasa yapım süreçleri dünyada her zaman farklı toplum kesimlerinin yerine göre taban tabana zıt taleplerinden kaynaklanır ve başarılı anayasa yapım süreçleri usulü doğru takip eden ülkeler bu taban tabana zıt onlarca yüzlerce kırmızı çizgisi olan siyasal yaklaşımlar belli bir zeminde buluşup sivil demokratik anayasayı hayata geçirebilmişlerdir. Biz açıkçası bunu dezavantaj olarak görmüyoruz. Farklılıklarımızın olması aslında bizleri bir araya getiren ve ortak bir zeminde buluşturabilecek en önemli unsurdur. Her sadece benim dediğim olacak dersek zaten buna entegrizm denir. Farklılığını başka taraflara dayatmak denir. Onun için bu hususları kırmızı çizgilerimiz olabilir. Fark herkesin kendine göre bir efendim ilkesi, duruşu, anayasa talebi olabilir. Ancak bu talepleri bu müzakere sürecinde ortak bir zeminde buluşturmak suretiyle inşallah bu milletimize hizmet borcumuzu ödeyebileceğimize inanıyorum. Onun için evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı çok netti. Gelin bütün ön yargılarımızı çizgili kırmızı çizgilerimizi bir kenara bırakarak bu ülkeyi 2200'lere, 2300'lere götürecek bu anayasa idealine ulaşalım dedi. Ve biz bunun peşindeyiz. Peki. Sayın Özkan şimdi tabii bunun için önce iki liderin bir araya gelmesi lazım. Sanıyorum hala Sayın Özkan duyuyor. Sadece görüntüde problemimiz var diye düşünüyorum. Sayın Özkan duyuyorsunuz hala. Duyuyorum. Tamam, görüntünüzü evet. kaybediyoruz çünkü. Şimdi iki liderin bir araya gelmesi gerektiğini de zaten Sayın Bahçeli söyledi. Sayın Bostancı'nın yapmış olduğu AK Parti Grup Başkanı Sayın Bostancı'nın yapmış olduğu açıklamada da iki lider bir araya gelecek. Daha sonra bayram sonunda da böyle paylaşırız dedi. İki lider ne zaman bir araya gelecek? Ve tabii ortak çalışma yani mesela bayram öncesi bu arada olabilir mi? Bu görüşme dahilinde sonrasında bir ortak açıklama beklemeli miyiz? İki parti kendi içinde kendi taslağını mı hazırlayacak önce? Veya diğer partilerin de kapısını çalacak mısınız? İki liderin buluşmasının sonrasında süreç nasıl devam edecek?
Tabii Sayın Nur Hanım, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız bu yeni anayasa süreciyle ilgili inisiyatifi ortaya koyar ve bunun arkasından Sayın Bahçeli'den de ilk destek geldiği anda şöyle bir usul kabaca takip edilecek. Bu anlamda birinci aşama inisiyatif. Bu çok önemlidir. İnisiyatif aslında taleptir, toplumsal talep. Bu talep, toplumsal talep ortada çıkmıştır ve Sayın Cumhurbaşkanımız zaten 20 yıldan beri, partimiz kurulduğundan beri bu arzusunu sürekli dile getiriyor ve 3 büyük anayasa reformunu da bu çerçevede referanduma götürerek hayata geçirdik. İşte ikinci aşamada bilimsel çalışma, bilim kurulunun çalışmaları, yani siyasi iradenin inisiyatifi çerçevesinde her siyasi parti kendi inisiyatifi çerçevesinde bilim kurulunun buna metne dökme, bu çalışmayı metne dökme çalışması. Üçüncü aşamasında tam da sizin sorduğunuz soru. Yani bize göre bayramdan sonra gündeme gelecek olan siyasi alanda ve sivil toplum alanında uzlaşma arayışı. Bu üçüncü aşaması. Ve bu uzlaşma arayışı tabii ki biraz da uzun tutulması gereken bir konu. Çünkü her il hem yatay olarak hem dikey olarak toplumun tüm kesimleri bu müzakere sürecine katılacak ve bu müzakere sürecinden sonra belirli bir uzlaşma zeminine gelinecek ve ondan sonra son aşama Anayasanın 175. maddesi çerçevesinde parlamento ve referandum aşaması. Yani prosedürel aşama. O prosedürel aşamada %90 oranında uzlaşıya varılmış olan metnin inşallah anayasal metin haline, hukuk düzenlemesi haline gelme aşaması olarak gelecektir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bahçeli ile yani Cumhur İttifakı olarak bir araya geleceği süreç, bilim kurulunun hazırlıklarını tamamladığı ve inşallah bayramdan sonraki sürece bayramdan tahmin eden dönemde. Öncesinde beklememeliyiz yani zirveyi. Tabii ki. Bayramdan sonra olacak. Peki şimdi bu dün Sayın Bahçeli'nin 4 kısımda 100 maddede ama detaylara girmeyeceğim dediği dünkü açıklamasından bir grafik hazırlamışım. Bir onu ekranlara taşıyalım. Önemli maddeleri. Arkadaşlar onu rica edelim. Şimdi ilk 5 maddede düzenlenen şekil ve nitelikleri, yani bu değiştirilemeyecek maddelerde aynen koruduk diyor taslağın içinde. Ve birinci maddede ele alındığının altını çiziyor. Hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır diyor. Şimdi anayasanın 3. kısmında 3 bölüm halinde yasama, yürütme ve yargı başlıklarıyla düzenlendiğinin altını çiziyor Sayın Bahçeli. Dediğimiz gibi detay vermeyeceğim, sadece bu temel bir çerçeve çizeceğim. Detayları Sayın Cumhurbaşkanı ile AK Partili yetkililerle görüştükten sonra ortaya koyacağız demişti. Meclis Başkanı'na tarafsız konumuyla siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi. Bu da bir özel bir işlev. Bunu da tabii ayrıca size sormak istiyorum. Çünkü parti, meclis grup yönetiminde de olduğunuz için, uzunca bir süredir de yaptığınız için. Yani bu mesela bir çözüm olabilir mi? Milletvekillerinin dokunulmazlığıyla düşme sebebine dair belirsizlikler onarılmıştır. Başkanlık sistemi yeni anayasa sistemiyle kurumsal yapıya kavuşturuluyor. Bu en önemli eksikliğin de bu olduğunu söylüyordu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Yani evet, bu sistem kabul edildi. Doğru, en doğru sistemdir Türkiye için ama bundan sonra hızlıca düzenlemeleri yapmalıydık. Bunlarda geç kaldık demişti daha önce. Ve devamında başkanlıkla birlikte iki başkan yardımcısı seçilmesi. Bu da bir ilk. Sadece başkan seçilmesi vardı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. İki de başkan yardımcısı seçilmesinden bahsediyor. Malum Amerika'da başkan ve yardımcısı seçiliyor. Burada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın MHP'nin ortaya koyduğu taslakta iki başkan yardımcısı seçilmesi. Bu da bir detay ama önemli bir detay. Yargı organlarının yapılanmasına yargı ayrılığı sistemi devam ediyor. Ve Anayasa Mahkemesi, malum burada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli hem Demirtaş'ın hak ihlalleri kararları, Osman Kavala'ya hak ihlali kararı, HDP'ye kapatma davası iddianamesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu usul yönünden eksik bularak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmesi sonucunda sert bir değerlendirme yapmıştı. Sert bir çıkış yapmıştı. Bir kere lağvedilmeli gerek demişti. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin esaslarına uygun düzenlenmeli demişti. 1960'dan sonra bir darbe sonrasının yapısı olduğuna işaret etmişti. Ya, doğru bir kurum değil. Bunun değiştirilmesi lazım, düzenlenmesi lazım demişti.
Burada da özel bir statüden bahsediyor Sayın Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin taslağında diyelim ve siyasi parti kapatma davaları Yüce Divan adıyla yeni bir mahkemeye verilmiştir diyor. Yargı ilişkin üye seçimi de meclisin yetkileri genişletilmiştir. Temel olarak öne çık. Zaten Sayın Bahçeli'nin de ortaya koyduğu, sizin de varsa benim atladığım bir husus, hani burası da önemlidir dediğiniz. Bu genel esaslara baktığınız zaman değerlendirmeniz nedir? Şimdi tabii bu yeni anayasa sürecinde ikinci aşamadayız bize göre. Yani önce her siyasi parti kendi ilkelerini, kendi değerlendirmelerini yapar ve belli bir sabit nokta belirlemek suretiyle bu hususlar önemlidir ve bunlar da bunları Türkiye'nin huzuru ve barışı için önemli görüyoruz der ve buradan da müzakere süreci başlar. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu tespitlerini kendi siyasal yaklaşımları olduğu gerekçesiyle önemli görüyoruz. Yani bu netice itibariyle bir siyasi partinin ve Türkiye'de bir geleneği olan siyasi partinin Türkiye'nin çatışma süreçlerinden çıkardığı derse, Türkiye'nin ihtiyacı olan barış düzenlemesi, toplumsal mutabakatı nedir? Bu hususta yapmış olduğu değerlendirmeleri Sayın Bahçeli dün açıklamış oldu. Bunlara saygı duymak lazım. Yani bu hangi siyasi parti, hangi noktada duruş sergilerse de saygı duymak lazım. Biz de buna mukabil yaklaşımlarımız nedir? Bizim için de önemli olanlar nelerdir? Biz de bu husustaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve ben bunu şöyle bir adeta hani matematikteki kesişen kümeler diye ifade ettiğimiz çerçevede 20 yıllık AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar bütün anayasa, hukuk, reform süreçlerinde ortaya koyduğumuz bir tavır var. Yani bunları madde olmaktan ziyade, madde değerlendirmesinden ziyade bir ilke değerlendirmesi olarak görmek lazım. Bunlar da demokrasi, buna milli irade, milli iradenin güvence altına alınması, vesayet kurumları, vesayet kurumlarına karşılık efendim milli iradenin kendisini savunma mekanizmaları nelerdir? Bu demokrasi başlığı altında. Diğer taraftan temel hak ve özgürlükler, temel hak ve özgürlüklerinin uluslararası güvenceye bağlı olanların nasıl korunacağı, temel hak ve özgürlüklerin güvenceleri nasıl sağlanacak, bu hususta yargısal makamların, emniyet güçlerinin sorumlulukları neler, bu hususta biraz önce Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamada da sizin verdiğiniz üzere hani tabii hepsi değil, bu çok genel taslağını çıkarmaya çalıştım ama hakların sınırlandırılmasına ilişkin konular neler ve yine yasama, yürütme, yargının ilişkileri ve vesayetçi olmanın ötesinde bütün kurumların demokratik denetime açıldığı bir sistem ne olur? Bu hususlarda AK Parti'nin duruşu bellidir. Geçmişten bugüne yeni anayasa özlemimizi ifade ederken bu noktadaki demokratik, çoğulcu, özgürlükçü, milli iradeyi esas alan, egemenlik haklarımızı hem ülkemizde hem de bütün dünyaya karşı koruyabilen ve bütün dünyayla egemen bir devlet olarak ilişki kurabilecek yürütmenin ve devlet başkanlığının statüsü ne olacak? Bu hususlardaki tarzımız, tavrımız bellidir. Biz açıkçası şöyle bir cümle kullanırsak güzel olacağını ifade ediyorum. AK Parti, Türkiye'nin ihtiyacı olan toplumsal sözleşmemizin, siyasi tarihimizde bütün o geleneklerin ortaya koyduğu müktesebatı esas alarak ve demokrasimizi, hukuk devletimizi ve insan hak ve özgürlüklerimizi güçlendirecek bir anlayışla belirlediği ilkeleri inşallah maddeler halinde bilim kurulunun yapacağı çalışmalar neticesinde tespit ederek Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere siyasi arenada yelpazede yer alan bütün efendim partilerle görüşüp inşallah bu ideale ulaşmak bizim millete hizmet borcumuz olarak görüyoruz ve inşallah bunu da doğru istikamette diğer siyasi partilerin tabii ki herkesin eleştirileri olabilir, itirazları olabilir. Bu eleştiri ve itirazlar da anayasa yapım sürecinin aslında vazgeçilmezleridir. Ancak samimi bir yaklaşımımızın bütün siyasi partiler için neticeyi hasıl edecek adımları atmak şeklinde olması gerektiğini düşünüyorum. İtiraz etmek olabilir, kırmızı çizgi olur, muhalefet etmek olur ama amacımız bu ideale ulaşmaktır. Bu ideale ulaşmak üzere herkesin katkılarını elbette bekliyoruz. Peki. Muhalefetin söylediği başka bir unsur daha vardı. Yani hep beraber en baştan itibaren oturalım. Yani her parti kendi içinde yapmasın da hep beraber oturalım. Bir komisyon ortaya koyalım. Ama az önce de söyledim zaten. Biz sistemin değiştirilmesini istiyoruz.
bu sistemi istemiyoruz. Ama bu sistem önyargısını da ortadan atalım, hani onu konuşmayalım, diğerlerini konuşalım. Mesela bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti buna nasıl bakıyor? Mecliste bir komisyon kurulması, hani şu sistemi bir kenara bırakalım da hepimizin ortak derdidir. Anayasayı bir yapalım gibi bir adım atılabilir mi? Şimdi Sayın Nur Hanım, açıkçası AK Parti bugüne kadar müteahhit defalarca anayasa değişikliğinde liderlik yaptı ve bu noktada mücadele verdi. Göğsümüzü siper ettik. Cumhurbaşkanımız bu mücadelenin liderliğini yaptı ve pek çok yöntemi de denedik. Başarılı olduklarımız oldu. Sürecin başarısızlıkla sonuçlandığı dönemleri de yaşadık. Malum olduğu üzere 2012'li yıllarda Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulurken AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz, bizim AK Parti'nin meclisteki grubunun sayısı, yani 340 milletvekilimiz var. Biz uzlaşma komisyonunda en fazla üyeye sahip olmamız lazım. Bizim ekseriyat üye bizden olması lazım. Biz ne dersek o olur demedik. Ne dedik? Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bizim partimiz, üyemiz kaç olursa olsun milletvekilimiz, bütün siyasi partiler eşit bir şekilde temsil edilsin. Amacımız ben kazanacağım, benim anayasam olacak bir metin değil. Bizim anayasamız ne olacak? Bizim anayasamız diyeceğimiz bir metne ulaşalım idi. Ve maalesef o dönem hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi henüz daha yürürlüğe girmemiş olmasına rağmen Türkiye parlamenter sistem, ki o parlamenter sistem de ucube darbelerin şekillendirdiği bir sistemdi. Evrensel örnekleri de pek yoktu. O dönemde parlamenter sistem varken ve gelin Türkiye için ortak zeminde buluşalım, eşit temsil olsun, efendim hiçbir metni başta getirmeyelim dedik. O dönem maalesef süreç baltalandı ve olumsuzlukla sonuçlandı. Ancak biz geçmişe bakmak istemiyoruz. Artık önümüze bakmamız lazım. Geçmişte biz bu fedakarlığı yapmış olmamıza rağmen hasbi ve samimi yeni anayasa özlemimizi bütün siyasi bileşenlerle beraber hayata geçirelim dememize rağmen olmamasını bir gerekçe olarak ileri de süremeyiz. Evet. Artık önümüze bakıp gelin bu hedefe itirazlarınızla, redlerinizle beraber katkı sunun ve belirli bir zeminde 85 milyonu buluşturalım. Ve herkesin sahipleneceği bir metne ulaşalım. Sayın Özkan, gerçi süremiz doluyor ama iki tane daha siyasi tartışmaya aktarmıştım başlarken. Hukukçusunuz, anayasa hukukçusunuz. Değinmek ister misiniz? Gelmişken bunu da hani genel anlamda bir anayasaya konuşacaktık. Ama Aykut Erdoğdu paylaşımı var. İmamoğlu'na bir yani HDP ziyareti ve türbe ziyaretindeki yürüme şeklinden ötürü başlatılan bir inceleme var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Tabii özellikle Aykut Erdoğdu'nun bu yapmış olduğu açıklamaya baktığımız takdirde gerçekten Türkiye demokrasi açısından travmalar yaşamış. Defaatle junta, darbe, bildiri, postmodern darbe süreçleriyle karşı karşıya kalmış bir ülke olarak yaptığı açıklamaların, konuşmalarının inanın demokrasimizle, milli iradeyle asla telifi kabil değildir. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi de bundan 10 sene sonra inanın o sıralarda CHP'lilerden bunlar gidecek, başkaları gelecek. Ve onlar mahcup olacaklar bu Aykut Erdoğdu'nun yaptığı açıklamalardan. Çünkü Aykut Erdoğdu doğrudan tüm açıklamalarıyla 27 Mayıs darbesinde Menderes'e ne yapılmışsa bunu tarif ediyor. Basit ve net bir cümle. Yani TRT'den canlı yayınlarla üç dile çevrilecek bir yargılamayla Sayın Cumhurbaşkanımızı yargılayacaklarını ve bütün siyasi kadrolarını hesaba çekeceklerini ifade eden bu yaklaşım aslında darbelerin akabinde meydana gelen yargılama süreçleridir. Milli iradeye kasteden ve gayrimilli odakların başı çektiği bir süreçtir. Bu anlamda Aykut Erdoğdu pişmanlığını bence derhal dile getirmeli ve bu milli iradeye karşı kasteden bu tavrından vazgeçmelidir. Sayın Hamza'dan kararlılıkla sürdürüyor. Evet, Sayın Hamza'dan bu noktada, buyurun. Kusura bakmayın. Bunun üstüne devam edersin. Sayın Hamza'dan yaptığı yorumda şu vardı. Aykut Erdoğdu diyor ki çünkü işte bir medya kuruluşu beni hedef gösteriyor. İftiralar atılıyor. Yakın çevreme telefonlar açılıyor falan. Sayın Dağ da diyor ki böyle bir şey varsa suç duyurusunda bulunursun. Siz bir belki hani meclisteki hiç CHP grubuyla görüştünüz mü? Bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bu noktada Hamza Bey'in de ifade ettiği gibi Türkiye hukuk devletidir ve hak arama özgürlüğü herkes için vardır. Hele hele milletvekili hem denetim vazifesi hem de yasama faaliyeti vardır.
Bu hususta Aykut Erdoğdu varsa bir iddia, bunu yargısal makamların önüne getirmek mecburiyetindedir. Çünkü bunu yapmadığınız takdirde Aykut Erdoğdu'ya hedef alan eğer saldırılar varsa, bu saldırılar herhangi bir vatandaşımıza da hedef alabilir. Yani aslında hukuk sistemimizde bir şikayet müessesesi sadece sizi korumaz. Aynı zamanda sizin gibi 85 milyona karşı yönelecek bu tür tehditleri de ortadan kaldırmak için önemlidir. Bu anlamda yargısal makamlara gidip bu müracaatlarını yapar. Ancak şimdi Sayın Aykut Erdoğdu'nun yaptığı açıklamalara bakacak olursak, böyle kendisine bu tür bir ithamla, hatta savcılığa bile gerek duymadığı kadar hafif bir itham nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızı darbe dönemlerindeki gibi bir yargılamayla hesaba çekeceklerine ilişkin açıklamalar asla rasyonel, mantıklı, dengeli bir hareket değildir. Peki. Bu hususta biz Sayın Erdoğdu'yu demokratik çizgiye ve demokratik anlamda kabul edilebilir bir seviyeye bu ifadelerin çekmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ha, bunu zaten milletimiz takip ediyor. Bu tür açıklamaların seçimlerde elbette bir faturası olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi geçmişteki tavırlarından dolayı sandıkta bedel ödedi. Tekrar bu bedeli Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye de Aykut Erdoğdu'nun hakkının olmadığını düşünüyorum. İmamoğlu meselesine gelince, evet, bir hukukçu olarak ifade edeyim. Biraz önce herhalde ben yayına bağlanmadan önce benim de yayınınızdan takip ettiğim kadarıyla oradaki bir hareketin, o hareket ise sadece o hareketin bir suç teşkil etmeyeceği, yani bunun böyle bir olaydan dolayı suç iddiasının temelsiz bir iddia olduğunu açıkçası her bir vatandaşımız gibi bu ekrandan izleyen biz de öyle görüyoruz. Ama bunun ötesinde araştırılması gereken başka bir şey var mı onu bilmem. Türkiye bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde kimse mahcup olmaz, mahzun olmaz, mağdur olmaz. Bunun mağduriyetlerinin giderileceği mekanizmalar vardır. Biz hiçbir zaman kendi hasmımız bile olsa birisinin zulme uğratılmasından asla memnuniyet duymayız. Geleneğimiz, medeniyetimiz bizlere bunu emreder. Böylesi bir rahmet ayında bu tür tartışmaların gündeme geliyor olması bile bizi üzmektedir. Ancak bu hususta siyasi arenada olup bitenler de tabii ki milletimizin dikkatinden kaçmamaktadır. Hukuki denetimin yanında demokratik denetimi de milletimiz sandıkta vakti saati geldiğinde yapacaktır. Peki efendim. Şimdi teşekkür ediyoruz. Bunun haricinde mevcut bu salgın yönetimine dair de tabii ki süreç, grup başkan vekili olarak aktarmak istediğiniz herhangi bir unsur var mıdır? Bunu da bir sorayım. Çünkü yayınımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Tabii salgınla mücadele ta Aralık 2019'dan itibaren, yani Wuhan'dan başlayıp bütün dünyayı küresel anlamda maalesef kuşatmasından itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün almış olduğu tavsiye kararları, yine bilim kurulunun teknik anlamda, bilimsel anlamda gerek bulaş, gerekse vatandaşlarımızın sağlığının yeniden hayata geçilmesi noktasında bilimsel esaslar çerçevesinde bir usul takip ediliyor. Ve bilimsel esaslar çerçevesinde takip edilen bu usul elbette siyasi olarak karar alırken bir noktada bilim kurulunun kararları da emredici nitelikte oluyor. Bu hususta alınan tedbirler netice verdi ve milletimizi en kısa zamanda inşallah 2020 yılının sıkıntılarını, mağduriyetlerini hızla telafi edeceğimiz normalleşme sürecine götüreceğine inanıyoruz. İnşallah 17 Mayıs'tan sonra, bayramdan sonra yaşanacak normalleşme süreci vatandaşlarımızın salgın sonrasında artık aşılama oranının da %60'lara ulaşmasıyla beraber sokaklarda bile inşallah maskesiz dolaşacağımız günleri göreceğimizi, bu güzelliklere ulaşacağımıza inanıyoruz. Aziz milletimize bu süreçte gösterdikleri sabır için sizler vesilesiyle bir kez daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sabrın evet. Sonu inşallah milletçe selamet olacaktır. Evet. Sayın Özkan, siyasi tartışmalar içinde tabii bir de erken seçim. Biliyorum bunu Cumhur İttifakı liderleri kesinlikle yok diyerek reddediyor erken seçim. Ama bu muhalefetin hala talebi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde de her iki partinin liderinden de hem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den hem CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan benzer yönde bir değerlendirme geldi. Bir yandan da bir aday ve strateji süreci var. Bunu nasıl takip ediyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve
bu konuda ilerleyen süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ilk defa bütçe konuşmaları sırasında, o tartışma esnasında tabii siz de oradaydınız. AK Parti sıralarından, Cumhur İttifakı sıralarından o zaman aday olun şeklindeki çıkışa nereden biliyorsunuz olmayacağım mı diyerek bir yanıt vermişti. Gelinen noktada bunun güçlendiğini mi düşünüyorsunuz? Onlar takdir eder. Herkes kendi adayını belirler, öne çıkar. Bu noktada siyasi rekabet çerçevesinde de millet son kararını verir. Hani seçim olacağına ilişkin sürekli iddialar ileri sürülüyor. Böylesi bir salgın ortamında odalar, dernekler, genel kurullarını bile yapamadığı bir ortamda milletin böylesine bir salgını yeniden farklı boyutlara taşıyacak olan seçimi dillendirmek gerçekten akıl ve izan açısından telifi kabil değildir. Bu anlamda 2023'te anayasanın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde seçim olacaktır. Hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Akşener'in Haziran'da seçim olacak yönünde sürekli yaklaşımları vardı. Evet, onda yanıldım oluyor. Dedi. Onda yanıldım Yok, dedi. Yok, o yanılmadı. Yanılmadı. Sadece Afyon'un bir beldesinde seçim yapılacak herhalde. Onu kastetmiş olabilir. O seçimi de beraber takip edeceğiz. Peki efendim. Şimdi genel manada biz burada size çok teşekkür edelim. Az önce yaşadığımız o gerilim içinde ben bir sefer daha kendimi ifade edeyim. Çünkü ne olursa olsun sağ olunuz katıldığınız için. Anayasa konusundaki sorularımızı yanıtlayacaktınız. Ama nihayetinde ben yaptığım işi yaptığım süre boyunca okurken, öğrenciyken de her zaman bize hocalarımız şunu öğretti. Tırnak içinde fikri mülkiyete önem verin. Tırnak içinde kimin ifadesi ise bunu mutlaka belirtin. Bu akademik bir disiplin olabilir. Her zaman sorduğum sorularda da ne olursa olsun kimin ağzından çıktığını mutlaka aktarırım. Ben kendimi böyle aktarmış olayım. Tabii bir de basın mensubu olarak ricamı dile getireyim. Öncelikle sağ olun yayında kaldığınız için. Çünkü bir ara yayını terk ettiğinizi de düşünmüştüm. Ama basın mensubu olarak da genelde keşke bütün siyaset coğrafyası aynı masaya oturabilse ve keşke sorular yanlış anlaşılmasa. Yani burada ne bileyim muhalefetin yetkilisi de olsa ve siz onunla birlikte ama muhalefet de şunu dedi falan demeden bu tartışmaları yapabilsek. Bunun da bir altını çizmek lazım. Muhalefetin de hani olduğu ortamlarda İnşallah hep beraber böyle bir mülakatı, böyle bir programı yapabilmek de nasip olur diyeyim. Tekrar çok teşekkür ederim Sayın Özkan katıldığınız için. Ben teşekkür ederim ama tabii siz de değerlendirmelerinizi yaptınız. Ben de lütfen efendim buyurun yani, buyurun. Tabii onun için zaten uzun uzun bıraktım. Süreçte, yoksa gayet tabii 10 dakikaydı aslında anayasayı konuşacaktık ama sizin değerlendirmelerinizi çok daha geniş alabilmek için olduğu gibi bu saati lütfen buyurunuz değerlendirmelerinizi. Devam edin. Tabii biz de uzun zamandan beri gerek siyaset döneminde gerekse sivil toplum çalışmalarında yayınlara katılıyoruz. Bu anlamda gazetecilerin de kendi çalışmalarını adeta bir mekanik yapı gibi tek düze herkesin kendine göre farklı bir tarzının olmadığını düşünemeyiz. Herkes farklı farklı bir yoğurt yeme tarzı vardır. Bu anlamda ben sizin programı yapış usulünüzden başka katıldığımız yayınlardan farklı bir intiba edindim. Sayın Bu da benim Özkan, hakkım. Sayın Özkan, bu anlamda, gayet tabii ki. Başımla beraber ama ben 1990... Ben de birkaç 10 yılı buldu yani. Ben de ekran karşısına çıkıyorum. Bu anlamda siz siyasetçisiniz Sayın Özkan. Siyasal siz soruları... yaklaşımınız, evet. Siyasal yaklaşımınızın da belki bu bizimle beraber meclis çatısı altında ben sizleri çalışmaya davet ediyorum. Gerçekten oralarda sizin gibi böyle tuttuğunu koparıp duruşunun arkasında duran basın camiasından yetişmiş siyasetçilere de ihtiyacı var. Ben de sizleri parlamentoya Sayın davet Özkan, ediyorum. Çok sağ olun. Çok daha güzel tabii müzakere ki kendi, süreçleri sağ içerisinde olacağınıza kendi yaptığınız, inanıyorum. Evet, kendi yaptığınız, yani, işlettiğiniz süreç siyaset son derece önemli. Gazetecilik açısından da tebrik ediyorum. Yani başarılı bir gazetecisiniz. Yani yaklaşık 30 yıla yakın ekran karşısında bütün Türkiye'de en başarılı kanallarda bulundunuz. Bunu
Hiç kimse inkar edemez. Hayır ancak efendim, bu tamamen ilke olarak ve basın belki hani açıdan izlenimlerimiz bu şekilde. Peki efendim. Şöyle söyleyeyim. Bu birazcık da böyle bir kişisel bir çerçeveye oturdu ama bunu böyle anlamayalım. İçinde bulunduğumuz süreçte belki basınla siyaset arasında bir dönemde geçmesi gereken bir konuşma, bir mülakat gibi düşünürsek aslında ben bundan mutluluk da duyuyorum. Ben gazeteci olmaktan şeref, onur duyuyorum. Siyasetçi olmak, bir milletin iradesinin karşılığı olmak en büyük şereftir kuşkusuz. Ama bunu yapmayı hiçbir zaman düşünmedim. Aldığım eğitim ve sorgulayan yapım herhangi bir ideolojiye ait olmamayı en azından kendi bünyemde bana söylüyor. Ben soru sorarım. Yani 1992'de başladım mesleğe. O dönemde merhumlar da benim eleştirdiğim ve o zaman da merhum Demirel'de, merhum Özal'da, hali hazırda hayatta, Allah uzun ömür versin, Sayın Çiller'de, o dönemde şu anda İYİ Parti lideri olan Sayın Akşener'de, dönem dönem hepsine, dediğim gibi 29 sene uzun bir süre, onların da sevmediği sorularım ve tavırlarım vardır ama basın böyle bir şey. Gazetecilik böyle bir şey. Ben sizden istirham edeyim Sayın Özkan. Tamam ben bir tamamlayayım efendim. Ben evet yok kesinlikle ama o sorulardan rahatsızlık olmayınız efendim. Önemli olan rahatsızlık duymayınız. Sorarsınız biz de cevap veririz. Evet. Ama o sırada işte keşke şöyle olmasa. Siz siyasi görüşünüzü yansıtıyorsunuz demesiniz. Siyasi görüşümüzü yansıtmıyoruz efendim, biz gazeteciyiz. Ve gerçekten de var olmak istiyoruz. Ekranda, biz var olursak, biz ne kadar rahat konuşabilirsek siz de yücelirsiniz. Şunu görüyorlar, diyorlar ki yahu biz normalde soru sorulur, cevap alır, ondan sonra yayın biterdi. Sayın Nur Hanım normalde çok iyi yaptınız. 10 dakika önce uğurlanmam lazımdı. Bizim de başka programımız vardı. Kuşkusuz ama efendim. Siz hala bu noktada gerçekten büyük bir ısrarla biraz önceki beni rahatsız ettiğini düşündüm. Herhalde o konuda da bana müsaade edin. Ben çünkü kesinlikle hissettim efendim. Bunu. Ben bunu yaşadım. Sayın Özkan. Şu anda benim, bakın, Sayın Özkan, ben de kendimi önce, ifade etmeliyim Sayın ama. Sayın Nur Hanım, biraz önce televizyon hani benim yayından çıktığımı zannettiğiniz olayda, inanın biz öyle telefonlar almaya başladık, mesajlar geldi, yönlendirerek ancak kurtulabildik. Hı hı. Yani vatandaşlarımız ciddi anlamda buradaki yayın politikasının, şu anki yapmış olduğumuz yayının sizin bahsettiğiniz gibi olmadığı kanaatinde. Bakın çok kibar ve nazik bir şekilde ifade ettim. Peki efendim. Yani onun için bu noktada takdir de milletimizin de efendim hakemliğinde, peki, jüri olarak milletimiz de bunları takip ediyor. Peki. Bu noktada bizim yaklaşımımız budur. Siz de o şekilde görevinizi yapmaya çalıştığınızı düşünüyorsunuz. Ben de size saygı diyorum. Sağ olun. Ben de saygı bekliyorum. Bir hukukçu olarak adaleti temsil eden bir insan, milli iradenin meclise gönderdiği bir siyasetçi olarak samimi kişisel fikrinizi soruyorum. Bunu konuşmak her cephesiyle iyi olmadı mı? Yani ben kaldığınız için teşekkür ederim. Zaten ben de çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Söyleme fırsatı bulduk. Anayasanın dışında diğer konulara da girdik. Güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Buradan aziz milletimizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Cahit Özkan, çok teşekkürler. Sağ olunuz efendim katıldığınız için.